Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu akşam 16.05.2006 Salı akşamı, neresi burası? Yine Hatay'da. Kimlerin evindeyiz? Mehmet Beylerin evindeyiz. Nazra Hanımların, yani Cüneyt'in ailesinin evindeyiz. Akşamdan kaldığımız yerden devam edelim sohbetimize. Sohbet mevzu bilindiği gibi altı peygamber, Adem bölümü. İşte Cenab-ı Hak Adem ve Havva'ya miskin, yani kendi varlığında fakra düşmüş, size ait bir varlığınız olmadığı halde ilahi hakikatlerle cennet denilen yerde üskün, sakin olunuz buyurmuştur. Miskinlendiği zaman bu söz hakir varlıkları ifade etmekte. Bu umumi anlamı ama lügat anlamı sakin olan manasını, sükun etmiş manasını. Emri üskün, sakin ol, miskin de sakinleşmiş demek. Hırpani, işte hani bir kenara kıvrılmış miskin derler ya, hareketsiz gibi, ama bu zahir yönde. Ve bu bir şey olarak hakaret gibi söylüyor. Üskün, sakin olunuz diyor. Yani cennette oturunuz manasını. Ve devam ederek istediğiniz yerde yemişlerinden bol bol yiyiniz. Bu yemişler bedeni, fiziki olmakla beraber esma-i, sıfati ve zati ilimlerdir. Yani yemişlerdir ki kişinin zahir, batın, beden ve ruh gıdalarıdır. Hani cennette sakin olun, dilediğiniz yerden yiyin için daha belki ayetlerde görmüştük. Kişi hangi mertebedeyse o mertebenin ve daha aşağısının yemiş ve meyvelerinden yiyebilir. Bulunduğu mertebenin üstündeki meyvelerin yenilebilmesi ancak ehlinin tarif ve telkinleriyle mümkün olabilmektedir. Aksi halde yemeye kalkması kendisine fazla fayda yerine zarar verir. Ancak şu ağaca yaklaşmayın hükmü, yani siz cennette sakin olunuz, yiyiniz içiniz, ancak şu ağaca yaklaşmayınız. Hikayeyi biliyoruz zaten. Ve onun üzerine şimdi bunları daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Bu hüküm o mertebede daha henüz ademiyetin tenezzül kemali ortaya gelmediğinden emmare ve levvame özellikleri oluşmamıştı. Şimdi Adem Aleyhisselam'ın yukarıdan beri gelen bir oluşumu var. En son oluşumu levvamı ve emmareye gelmiş oluyor. Adem Aleyhisselam halkedildiğinde belirli evrelerden sonra daha henüz nefsi levvamı ve emmare mertebesi kendisinde oluşmamıştı. Bakın bunlar çok dikkat edilmesi lazım gelen şeyler. Yok yani onda böyle bir şey. Özellikleri oluşmamış. İşte bu emir ortaya konunca ademiyet mertebesinde, yani Adem ve Havva zuhurunda levvame ve emmare mertebeleri uyandırılarak faaliyete geçirilmeye başlanmıştır. Neden? Çünkü bak şu ağaca yaklaşmayın diye bir emir var. Emrin karşılığında da onun mahalli oluşmakta, yani bu emri alacak yerin mahalli oluşmakta. Ve bu da oraya karşı bir arzuyu ortaya getirmekte. İşte bu arzu da emmare ve levvamenin arzusu oluşmak. İşte emmarelik, levvamelik mertebesi burada zuhura geliyor Adem Aleyhisselam'ın halkiyetinde. Eğer onun halkiyetinde emmare ve levvame mertebesi ortaya çıkmasaydı, o da melekler gibi melek olarak cennette kalırdı, yeryüzüne indirilmezdi ve insan olmazdı, Adem olmazdı. Ayan sabiteleri hükmüyle kendilerinde Adem'de, yani gördüğümüz daha evvelce yoklukta, batında, yani kuvvede olan bu iki mertebe emri teklifiye karşı emri iradi olarak kuvveden fiile zuhura çıktı ki bu oluşum sakin, yani miskin olan, kendi kendiyle olmayan Adem ve Havva'nın varlığında hakkın şae, batinen dilemesi oldu. Çünkü bütün bu alemde meşiyet ilahin, yani Allah'ın dilemesinin dışında hiçbir şeyin olması mümkün değildir.
Eğer oluyorsa oraya Allah'ın saltanatı tesir edemiyor demektir ki bu da acizdir. Hak içinde böyle bir şah tahayyül bile edilemez. Cennetin sonsuz ağaçları içerisinde belirtilen o ağaca yaklaşmaları Adem'le Havva'nın belki de hiç olmayacaktı. Yani akıllarına bile gelmeyecekti. Özellikle cennetin sol tarafında meydana getirilen bu ağaca dikkat çekilerek varlığından özellikle bahsedilmesi, diğer ağaçlar gibi sıradan bir ağaç olmadığı, varlığında çok büyük hikmetler ve özellikler olduğu kolayca anlaşılmaktadır. Bu hususa tekrar devam edeceğiz, şimdi bu kadar bırakalım. Yani Adem Aleyhisselam ve Havva Valide cennette dolaşıyorlarken demeseydi ki Cenab-ı Hak şu ağaca yaklaşmayın, bu ağaçtan Adem ve Havva'nın belki çok uzun seneler haberi olmayacaktı. Neden olmayacaktı? Çünkü cennette o kadar çok ağaç var ki, varmıştır ki, yani o kadar geniş anlatıldığına göre, o bir tek trilyonlu milyarlarca ağacın içerisinde bir tek ağacı bulması çok zor. Yani olmayacak bir işte, milyarda bir ihtimal. Ama Cenab-ı Hak şu ağaca yaklaşmayın diye oraya onların dikkatini çekmesiyle o ağacın özellikler taşıyan bir ağaç olduğu, hususi bir ağaç olduğu anlaşılmaktır. Diyebilirdi, şu tarafa yaklaşmayın. Diyelim ki 10 dönümlük bir arazi var mesela, yani oraya yaklaşmayın. Sol tarafa gitmeyin, sağ tarafa gitmeyin diye genel bir yer gösterebilirdi. Ama bir tek ağaç memnu edilmekte, yani yasaklanmakta. Demek ki bu ağaçta çok büyük bir şeyler var, yani bir özellikler var. Şimdi daha ileriki derslerimizde oraya geleceğiz. Şimdi genel olarak bir geçiyoruz. Eğer o ağaca yaklaşsanız, yoksa zalimlerden olursunuz. Zalimun, zalimin çoğuludur. Zalimun, zalimler demek. Yani zalimlerden olursunuz. Zalimin çoğuludur. O ağaca yaklaşıldığı zaman ne olacağı açıkça belirtilmektedir. Zalim, lügatta zulmeden, haksızlık eden, yani ortalığı karartan, zulmet ise lügatta karanlık demektir. Bu ayet-i kerimede çok hassas dengelere dayalı iki husus vardır. Yani zalimlerden olursunuz hükmünde. Birisi dışarıdan yapılan emri teklifiyi dinlemeyip o ağaca yaklaşırsa batınına karşı yere inip onu zora ve zarara sokacağından zalimlerden olacaktır. Emri teklifi, emri iradi, bu cümleleri tabii bilmemiz lazım. Gerçi bunlar konuşuldu ama. Diğeri ise İç bünyede var olan emri iradiyeye uyup o ağaca yaklaşmaları neticesinde yere inip, yani yeryüzüne inip orada kendi gerçek kimliklerini müşahede edip tekrar geldiği batın alemindeki amaiyet, yani sevad-ı azam, büyük karanlık mertebesine ulaşmış olacaktır ki her iki manada da kişi zalim hükmüne girmiş olacaktır. Bilecekler bunlar da, bilmiyorum biraz. Çok rahatsız olacağım. Birisi kendi beşeriyetinin karanlığına girip kalması, diğer ise aslına ulaşıp beşeriyetinin aslında kaybolması, yani karanlığa girip hükmünün hakikati itibariyle istila edip yok olmasıdır. Yani bireysel de ilahi de bakılsa zalimlerden olunmaktadır. Birisi beşeriyetine, diğeri de hakkaniyetine ulaşmak. Bu hususa da başka ayetlerde tekrar devam edeceğiz. Biz ayetin devamına gelelim. Yani başta belirtildiği gibi 30 ile 38. ayetler, Bakara suresinin 30 ve 38. ayetlerini şimdi şöyle bir geçiyoruz. Sonra bunlara tekrar diğer bağlantılarıyla birlikte izah yollarına çıkacağız, gideceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. فَاَذَّلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاَحْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ ف۪يهِ فَكُلْ نَحْبِتُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٌ عَدُوْ وَلَكُمْ فِي الْعَدُ مُسْتَقَرُ وَمَتَّعُونِ اِلٰهِينَ Mealen 36. Şeytan oradan ikisinin de ayağını kaydırttı, onları bulundukları yerden çıkardı, onlara birbirinize düşman olarak in, yeryüzünde bir müddet içip yerleşip geçineceksiniz dedik. Mealde şeytan
oradan yani cennetten ikisinin de ayağını kaydırttı hükmü, hükmünü çok iyi incelememiz lazım gelmektedir. Şeytanın gücü, bakın Adem ve Havva'yı mutlak manada cennetten çıkartmaya kafi gelmez. Ancak şeytan Adem ile Havva'yı, bakın şimdi, cennette yerlerinden kaydırdı olur. Tefsirler, şeytan Adem ve Havva'nın ayağını kaydırttı, cennetten indirdi, indirtti diye geçer. Aslında şeytanın buna gücü yok. Oradaki inceliği anlamamız gerekmekte. Şeytan Adem ile Havva'yı cennette yerlerinden kaydırdı. Cennetten aşağıya değil, cennetin içinde yer değiştirmelerine sebep oldu. Kaydırdı olur. Cennetten kelimesinin sonundaki ne harfi fazladır ve manayı da bozmaktadır. Bak şimdi cennette, cennetten, bak ne kadar farklı. Cennette kayması cennetin bir odasından bir odasına geçirtti, tamam. Ama cennetten kaydırdı olursa, cennetten aşağıya indir, cennetin dışına çıkardı olur ki bu mümkün değil. Bak tefsirler ne kadar mahsurlu bazı bilgiler veriyor. Tabi onlar beşeriyet mertebesinde, yani şeriat mertebesinde, varlık mertebesinde doğrudur. Orada pek inceliklere bakılmaz zaten. Cennetten ayağını kaydırdı der geçer, üzerinde de tefekkür etmez. Onlar, bakın şimdi, cennetin ruhani mahallinde oturuyorlarken nefsani mahalline, beşeriyetlerine doğru kaydırdı demektir. Zaten ruhaniyetten beşeriyete geçmezse, beşerse yaşayamaz, o mertebeye inmesi lazım ki o mertebeyi bilsin. Ya hep ruh mertebesinde kalırsa ruhani olur, o da melek olur. Yukarıdaki ayetlerde o varlıktan iblis olarak bahsediliyor iken burada ilk defa şeytan olarak bahsedilmektedir. Bakın ismi değişti. Neden? Faaliyet sahası değişti. Çünkü faaliyet sahası değişince de ismi de değişmiş oldu. İki oluşum arasında fark vardır. İblis, telbis, işin aslına vakıf olmadan inkar, yani secde etmemek. Burada ise şeytanlık, yani yukarıda niye secde etmedin dedi ya, işte orada iblis. Ayıramadı secde edeceği varlığın ne olduğunu, iblis oldu. Ama burada kaydırma var, yani değişik faaliyet sahası var burada. İşin aslına, yani telbis, işin aslına vakıf olmadan inkar, yani secde etmemek, burada ise şeytanlık, yani bozgunculuk vardır. Şeytan bu alemde görülen ne kadar varlık varsa hepsi bir şeydir. Şeyin cemi, yani çoğulu eşyadır ki manası malumdur. Gördüğümüz her bir şey de eşyadandır. Tan ise, İki tan yan yana gelince tantana olur. Tantana ise lügatta tan diye seslenme, ses çıkarma, şaşa, debdebe, parıltı, gürültü, gösteriş diye geçer. Hal böyle olunca kısaca ifade edersek şeytan kelimesi eşyanın tantanalı sesidir diyebiliriz. İşte iblis alemde ne kadar şeyiyet varsa, eşya cinsinden ne kadar şeyiyet varsa hepsinden tantana ile zuhur edip muhatabını şaşırtma yollarını arar. Bu ölçüleri bilen kimse alemin tantanasına kanmaz. Bilmeyen ise meraklı ve boş bakışlarla eşyadan gelen bu tantanalara kolayca kanar. İşte bu oluşumu meydana getiren iblis bu faaliyeti itibariyle şeytan ismini alır ki ilk defa yaptığı tantana bu ayet-i kerime ile Adem ile Havva'ya olup onları cennetin sağ tarafında olan letafetten, ruhaniyetten sol tarafta olan kesafete, yani beşeriyetine doğru ayaklarını kaydırması onun şeytaniyetinden, tantanasındandır diyebiliriz. Bilmiyorum, anlaşılıyor musunuz? Yok canım.
İşte nerede böyle bir tantana var ise iyi bilinmelidir ki onun arkasında iblis vardır ve şeytaniyet vasfını orada kullanıyor demektir. O mahalde hepsinin ayağını da kaydırmıştır diyebiliriz. Üzülerek ifade etmek istiyorum ki günümüzde bu hali çok mübalağalı olarak kullanan ve istismar eden reklam yapıcı ve yayımcıları hiçbir sınır tanımadan yayımladıkları tantanalı görüntü ve seslendirmelerin kaynağı iç bünyelerinde bulunan vehim ve hayal gücünün kontrolsüz olarak sahnelendirilmeleridir diyebiliriz. Bunun en çok tantana nerede var? Bu reklamlardan başka ayrıca. Futbol maçlarında. Efendim ben Fenerbahçeliyim, o diyor Galatasaraylıyım, haydi yumruklaşma. Fenerbahçe diye bir şey var mı ortada? Aslında, hadi bir ev dersiniz, bir bina dersiniz, bir kuş tarla dersiniz, bir simge vardır ortada, bir varlık vardır. Fenerbahçe değil, ne var? İkili direk mi var bu Fenerbahçe Türkiye? Veya Galatasaray'dır, veya Beşiktaş'tır diye. Bakın hepsi hayal, hepsi hayal ve vehim. Bakın ne kadar ibret verici, yani hüzün verici, ibret alınarak hüzün verici bir şey. Bütün dünya bu tantananın peşinde işte. Hiçbir şey yok ortada. 100 seneden beri diyelim bu oynanıyor, belki daha fazla, neyse. Kime ne kalmış geriye, elde ne var ki? Yani bağırıştan, gürültüden, silahtan, tekmeden, tokattan, ölümden başka elde ne kalmış? Hırs, kin, tamadan başka. İşte şeytanın tantanası bunları. Bu yolla böyle kimlik veriyor ki kişiye, yani bireysel, nefsi kimlik. Aa diyor, ben kanımı akıtırım sarı lacivert için diyor. Akıt ne olacak işte, o sarı o. Allah'ın renkleri bunlar. Kırmızı olsa ne olacak, beyaz olsa ne olacak. Ama işte o varlık aynen bunu uyguluyor insanlık halini. Ve her türlerimiz veya ilgilenenleri kendi istikametinde hiçbir işe yaramayan bir ömür ile ömrümüzü eba etmiş, ettiriyor. Onları bulundukları yerden çıkardı. Yani cennetin manevi ve ruhani nimetlerinden ayaklarını kaydırıp beşeriyetlerine doğru uzaklaştırdı. Birbirinize düşman olarak yeryüzüne ininiz. Ayet-i kerimeler bunlar. Cennetten çıkarılma Allah'ın hükmüyle bu ayette sabittir. Bakın, birbirinize düşman olarak yeryüzüne ininiz. İşte cennetten çıkarılma burada. Yoksa iblisin, şeytanın ayağını kaydırttı demek de yeryüzüne onlar inmediler. Onun gücü yetmez. Cennetten çıkarılma Allah'ın hükmüyle bu ayetle sabittir. İhbitu, ininizdir esas çıkma. Bazınız bazınıza düşman olarak derken üç varlıktan, yani Adem, Havva ve şeytandan bahsedilmekte ve üç yapı karakter belirtilmektedir. Ayrıca ilgili melekler de yeryüzüne onlarla birlikte indirilmiştir. Adem hakikati ilahiyeyi, Havva hakikati nefsaniyeti, şeytan hakikati vehim ve hayaliyeyi ifade etmektedir. Zahiren her ne kadar bunlar birbirlerinden ayrı, zıt, düşman gibi gözüküyorlar ise de bazen birer mertebe ve geçiştirler. Bunlardan her biri kendini ayrı gördüğü sürece düşman hakikatini idrak edip anlayıp eğitildiğinde ise dosttur. Adem'e, yani hakikatine ulaşmak için şeytandan Havva'ya, oradan Adem'e geçmek gerekir. Adem'den beşeriyetine inmek için de Adem'den Havva'ya, oradan beşeriyetine, nefsaniyetine, yani şeytaniyetine dilersen geçer, öyle yaparsın. Her iki yönde de orta mahal havvalıktır, yani üretkenliktir. İhbitu, ininiz ilahi kelamında evvela bu üç mertebenin kıyamete kadar gelecek kopyalarına da hitap vardır. O gün Adem Aleyhisselam'a yapılan bu hitap çocuklarına, torunlarına, bizlere, bizlerden sonra kıyamete kadar devam edecek. İniniz hükmü. Eğer bu ininiz hükmü gelmezse zaten onlar yeryüzüne gelemezler. Doğamazlar yeryüzünde. Onlar da mana aleminden efal alemi olan bu madde alemine burada kimliklerini bulsunlar diye ininiz hitabına her dünyaya gelenler batınen muhatap olurlar. Orada bir müddet içip yerleşip geçineceksiniz dedik. Yani dünyada bir müddet yaşayacaksınız dedik. Adem Aleyhisselam'ın var edilmesi
var edilmesinden evvel onun yaşayabileceği yeri, yani arz, dünya üzerinde yaşanacak hale getirildi. Bu da gösteriyor ki Adem'in cennetteki iskanı zaten geçicidir. Eğer orada ebedi kalacak olsaydı dünya denilen hanesi inşa edilmezdi. Değil mi? Orada yaşayacak kimseler olacak ki o yer inşa edilmiş olsun. Yaşanmayacak yeri inşa etmek ise yersizdir. Ademler, Havvalar ve şeytan, iblisler bu dünya aleminde kendilerine tanınan süre müddetince yaşayıp ihtiyaçlarını giderip müddetlerinin sonunda ayrılacaklardır ki zaten de öyle olmaktadır. İşte buraya gelip yaşamanın gayesi ihbitu, yani ininiz hükmüyle batından zahire doğru inip orada kendini bulup es'adi, çıkınız, yükseliniz hükmüyle indirilen asli makamına kendini tanıyarak ulaşması emridir ki miracı hakikidir, inmeden çıkmak olmaz. Ve 37. ayet sezüle fetelakka ademu min rabbihi kelimatin fetabe aleyhi innehu huvettevvabirrahim. Mealen Adem Yüce Rabbi tarafından bir kısım kelimeler aldı. Onun üzerine tövbe eyledi. Tövbeleri ziyadesiyle kabul eden ve pek ziyade merhamet sahibi olan ise ancak o kerem sahibi Rabb'dir. Adem Rabbinden bazı kelimeler telakki etti, öğrendi ve onlarla dua etti. O da gelecek hangiler oldu. Bu kelimelerle tövbe etti, tövbesi kabul edildi. Zaten o tövbeleri kabul eden çok merhametlidir. Bu tövbe ayeti ileride gelecektir. 38. ayete geliyoruz. قُلْ نَحْبِتُوا مِنْهَا جَمِعًا فَاِمَّا يَتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَتْ فَمَنْ تَبِعَ هُدَاءَ فَلَا هَفْرُ عَلَيْهِ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ. Mealen dedik ki o cennetten hepiniz aşağıya ininiz. Eğer benim tarafımdan size bir hidayet gelir de her kim hidayetime tabi olursa artık onlar için bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaktır. İkinci defa bu ifadenin kullanılması cennetten indirilmenin hakka ait olmasındandır. Yukarıda ifade edildiği gibi şeytan onları sadece ayaklarını kaydırdı, cennetten indirmedi. Çünkü bu güç onda yoktur. Size bir hidayet gelince, yeryüzüne indiğinizde size şeriatım olan Hadi ismimin zuhurları gelecektir ki, bunlar da zati tecellimin her mertebedeki mahalleridir. Her kim hidayetime tabi olursa, yani gelen bu Hadi isminin zuhurlarına tabi olursa, eğer yeryüzüne inilmeseydi sıfat-ı ilahiyeler ve esma-ı ilahiyeler, efal-ı ilahiyeler olarak hakikatleri itibariyle zuhura çıkamayıp batında kalırlar idi. O zaman da gizli hazinede olanlar bilinmez idiler. Halkta, hakta, batında kalır. Halkta, hakta, batında kalır. Faaliyete geçemezler idi. Yeryüzüne inilmesiyle zıt isimler de faaliyet sahasında yerlerini aldılar. Böylece sevap, günah, iyi, kötü, faydalı, faydasız hususlar bilinmiş oldu. Onun için bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaktır. Yani kim ki gelen hadi, hidayet ehline, peygamberlere, velilere uyarsa, eğitiminin neticesinde kendi beşeri varlığından geçmiş olacağından, kendine ait olan hayal ve vehimden kurtulmuş olacağından, hayal ve vehmin bir neticesi olan korku zaten o mahalde kalmamış olacaktır. Gönlü mutmain olan bir kimsenin hayali ve vehmi korkuları olmaz. Bugün böyle olduğu gibi gelecekte de böyle olur. Gelecekte mahzun da olmazlar. Bütün bunlar birer eğitim meselesidir. Ve ilk hadi de Adem'dir. Bu ayet-i kerimeleri de böylece özet olarak gördükten sonra tekrar yolumuza devam edelim. Kur'an-ı Kerim Araf suresi 7'ye 10 ve 26 ayetlerinde de bu hususlarda çok dikkat çekici hakikatler vardır. Hep birlikte incelemeye çalışıyorum. Sezler velakat mekkennakum fil ardı ve cealna lekum fiha maayishun qalilan ma teşkurun. 10 yani Araf suresi 7 10. Andolsun ki sizi yerde yerleştirdik.
ve size orada birçok geçim vasıtaları meydana getirdik. Siz ise pek az şükrediyorsunuz. وَلَقَدْ حَلَقْنَاكُمْ سُمَّ سَوَّرْنَاكُمْ سُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ Mealen 7-11. Andolsun ki sizi yarattık, yani halk ettik, sonra size şekil verdik, sonra da Adem'e secde ediniz diye meleklere emir ettik. Derhal secde ettiler, ancak iblis o secde edenlerden olmadı. Şimdi burada çok dikkat çekici bir husus var. Onu iyi anlamaya çalışalım. Bu iki ayet-i kerimenin baş tarafları her ne kadar birbirlerine benziyor gibi ise de iki ayrı ifade ve iki ayrı oluşumu açık olarak belirtmektedirler. Allah-u Alem, Allah bunun daha iyisini bilir. Şimdi 10. ayette sizi yeryüzünde yerleştirdik dedi. Ondan sonra tekrar وَلَقَدْ حَلَقْنَاكُمْ yani sizi halk ettik, sonra سَوَارْنَاكُمْ tesbih ettik, sonra قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ Adem'e secde etti, bilinen hadise. İki defa orada insanın var edilişini anlatıyor. İşte bunun sebebi, bakın şimdi, 10. ayet-i kerime ile yeryüzünde bizden evvel yaşayıp geçen bir Adem neslinden bahsedilmekte, diğer 11. ayet-i kerime ile ise bizim Ademimizden ve bu devrelerde yeryüzünde yaşayan bizlerden bahsedilmektedir. Yani 10. ayette yeryüzüne, mekkenlerdim sizi yeryüzüne yerleştirdik dediği bir başka alemden, Adem'den bahsetmektedir. Bu 11. ayette ise bizim Adem'imizden bahsetmekte. Küçük bir bilgi olması bakımından ifade etmeliyiz ki bizler ve yaşadığımız Adem Muhammed Aleyhisselam nesli yeryüzünde yaşayan yegane nesiller değilizdir. Bu dünya üzerinden bizden evvel nice nesiller geçti, bizden sonra da geçecektir. Nesiller derken sadece bizim nesilden kastımız bir nesil, Adem, Muhammed ve kıyamete kadar olan süre bir nesil. Bu bizim neslimiz. Yoksa 100 senede bir değişen insanlık nesli değil. Nesil bir nesil. Adem ve Muhammed nesli. İşte bu nesiller bizden evvel yaşadılar yeryüzünde. Yani biz yeryüzünün yegane Adem, Muhammed aleyhisselam nesli değiliz. Kıyamet diye belirtilen o oluşumla bizim neslimiz ortadan kalkacak ama dünya kalkmayacak, dünya bitmeyecek. Formu değişecek. Dünya yine dünya olarak kalacak. Verimsiz, çünkü biz onu tüketmiş olacağız. Teknoloji her gün dünyayı tüketiyor, yiyor. Ve dünya da bizim gibi canlı bir organizma, canlı bir varlık. Taş toprak, hani diyoruz işte gökte kendi şeyin yörüngesinde dönmektedir. Eşyadan şey, iyetten bir şey zannediyoruz. O gökteki bütün o varlıklar gök ailesi. Nasıl insanlar yerde bir yer ailesi, milletler birer aile oluşturuyor. Onlar da çok canlı varlıklar. Ama onların yaşamları yuvarlak, bizim yaşamlarımız dikey. Biz ayak üstünde yürüyerek gidiyoruz, ondan dönerek gidiyorlar. Eğer cansız olsaydı bu dünya, insan gibi canlıyı nasıl ortaya getirecek? Her gezegenin canı kendi sistemine göre. Ay'a gidiyorlar, Merih'e gidiyorlar, taş toprak buluyorlar, hayat yok diyorlar. Oradaki hayat, oranın hayatına göre hayat var. Yani yok gibi görünen bir hayat var. Daha şu anda çözülemiyor ne olduğu. Çünkü batini hayatlar var. İşte bunların birçok bağlantıları var. Yani bu hususu belirten birçok ayetler var, hadis-i şerifler var, yaşamlar var. Ama şimdi fazla yeri olmadığı için oralara dalmayalım. Ancak şunu şu kadar da söyleyelim. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de buyuruyorlar. Adem çamur ve balçık içinde daha değilken ben peygamberdim diyor. Yani kendi bir başka mertebede, mahalde, kemalat üzere ama daha yeni olacak o Ademiyet nesli daha henüz balçık içinde. Yani yeni oluşuyor. Biri bitmiş, bakın biri yeni oluşuyor hükmünde. Tabii buna değişik yönde mana verenler de var. Değişiktir ama tek mana ile bu iş bitmez zaten.
11. ayet-i kerimin benzer muhtevası geçtiğimiz sayfalarda ifade edilmiş idi. 12. ayet-i kerimede ifade edilmiş idi. Burada biraz daha değişik yönlerine değinerek yolumuza devam edelim. Mealen 12. Buyurdu ki sana emrettiğim zaman seni secde etmekten ne men etti? Dedi ki ben ondan hayırlıyım, ben ateşten, onu ise çamurdan halkettim. Bakara suresi 30 ayetinde Adem'in hikmetine meleklerin gizli itirazları belirtildiği gibi bu ayet-i kerimelerle de iblisin itiraz ve aksi görüşleri ifade edilmektedir. İmkan dahilinde incelemeye çalışalım. Şuur ve idraklerimize sunulan bu sahnede bir mutlak hakim ve sahip, üç de oyuncu görmekteyiz. Bunlar bir hak, rububiyet mertebesi itibariyle hak, diğer tarafta olanlar bir Adem, iki melekler, üç iblistir. Mutlak hakim olan hak, kendinde mevcut manaların birer kimlik kazanarak zuhura çıkmalarını diledi. Bu yüzden manalar latif birer varlıklar olarak rububiyet mertebesi itibariyle varlıklarını bulmuş oldular ki bu ilk kesret mertebesidir. Yani esma alemindeki kesret mertebesi. Bu mertebeden yukarıdaki sıfat mertebesinde tevhid, birlik olduğundan varlıkların sadece ilmi oluşumları vardır. Bu ilmi oluşumlar latif varlıklar olarak esma mertebesinde kimliklerini bulurlar. İşte idraklerimize sunulan bu sahnenin yeri esma mertebesidir. Bahsedilen cennette esma isimler cennetidir. Burada esma ilahiyenin latif kimlikleri manalarını latif olarak ortaya koymaktadırlar ki bir aşama sonra bu manalar kesif varlıklar olarak uzun sahnede yani ehal aleminde yerlerini almaktadırlar veya alacaklardır. Bir bakıma esma mertebesinin tamamı cennettir. Çünkü oradaki latif varlıklar daha henüz fiziki manada efal mertebesine ihbit inmediklerinden kendilerinde fiili manada acı ve ızdırap oluşmaz. Yani madde mertebesine gelinmediği için kendileri hangi esmanın zuhuru iseler o esmanın acı tarafları da varsa o acı orada yaşanmaz. Bu acılar, tatlar efal aleminde, bu alemde yaşanmaz. Fiziki manada efal mertebesine ihbit, ihbitu iniz demişti ya, inmediklerinden kendilerinde fiili manada acı ızdırap oluşmaz ve bu tür sıkıntıları yaşamazlar. Dolayısıyla oranın tamamı onlara göre cennet hükmündedir. İlahi program gereği birinci oyuncu Adem-i mana zuhura gelmiş, meleklere secde emri verilmiş, melekler secde etmiş, iblise etmemiş idi. Bu secdenin Adem'in şahsında ve gelecek bütün Adem neslini de kapladığı açıktır. Yani sadece o gün olan bir hadise değil, kıyamete kadar devam edecek bir hadisedir. Çünkü Adem'in neslinden, Adem'den çok daha kemalli halifeler gelmiştir. Ve emir umumidir. Melekler ve iblis ile bütün alemdeki varlıklaradır. Çünkü insan ekmelü mahlukat, mahlukatın kemallisi ve ahsen-i takvim en güzel kıvam oluşumda var edilmiştir ki zati zuhurdur. Adem'e secde, Hakk'a secdedir. Ancak bir şey gözden kaçırmaman gerekir. Adem'den kasıt gerçek halife insan manasını taşıyan, onun hamili taşıyanı olan insanlardır. Yoksa her insan görüntüsünde olan, kendinden gerçek varlığından habersiz olarak yaşayan vücut heykellerine değildir. Aslında gerçek manada kendi hakikatlerini bulmuş, bilmiş, olmuş insanlar da bu fiilin kendilerine yapılmasını istemezler. Yani secde hakikatinin yapılmasını istemezler. Hani bazı tarikatlarda vardır, abartılı giderler, şeyh efendi secde ederler. Tabi o tevazu babında olur. Ama onlar gerçek olan insan-ı kâmil bunları istemezler. Kabe-i Muazzama taştan inşa edildiği halde oraya doğru bütün Müslümanlar secde etmektedirler. Kabe-i Muazzama'da bir farz namazı vakti. Herkes secde halindeyken bir vinç ile Kabe-i Muazzama birkaç metre yukarıya kaldırılsa görülen manzaranın hali yuvarlak saf halkalarda herkesin birbirine secde ettiği aşikar olarak ortaya çıkmış olduğudur.
Ancak bu görüntü öyle sıradan bir görüntü değil, azamet-i ilahiyenin secde sırrı içerisindeki apaşıklar ortaya çıkmasıdır. Bu secde esnasında karşılıklı iki özellik vardır. Biri mutlak abdiyet, diğeri ise uluhiyettir ki insanda ikisi de cem olmuştur. Bu özellik hiçbir varlıkta ve mertebede fiilen yoktur. Yani başka mertebelerde böyle bir özellik yoktur varlıklarda. Bunun faaliyet alanı dünya, zamanı da secde zamanıdır. Öyle hikmetli bir oluşumdur ki ancak batıni hakikatini hikmet ehli olanlar anlarlar secde hakikatini. Secde hakikatinin aslı dışını, alnını toprağa değdirmektir. Bildiği gibi toprak hikmettir ve insanın en hikmetli yeri de başı ve beyninin ön tarafı olan şerefli alnıdır. Oraya rabıta yapılması da bu yüzdendir. İşte insanın en üst melekûta bakan başındaki ilahi hikmetini en alt denilen toprağa ve oranın hikmetine secde halinde değdirdiğinde kendisinde ilahi manada iki hikmetin birleşimi ortaya çıkar. Anlaşıyor musun secdenin hakikati? İlahi manada iki hikmetin, yani bireysel kişideki hikmetin ve toprak hakikati olan hikmetin birleşimi ortaya çıkar ki tevazu da içerisindeki azameti ilahiyedir. Tevazu içerisindeki hikmeti ilahiyedir. Yani o tevazudaki ilahi hikmettir. Çünkü toprak aynı zamanda tevazuyu ifade eder ve beşer cinsinin de zahiren ana maddesidir. Zahir ve batın oluşan ve buluşan bu iki hikmet en son düzeyde yapılan tevazu secdesiyle en ileri derecedeki insanlık kemalatına sahibini ulaştırır. Çünkü insana gelen gerçek ilahi bilgiler gökten, yani yukarıdan, arzdan, yani aşağıdan gelir. İblis bunun farkında olmadığından oralardan kişilere saldıramaz. Bakın dikkat edin. Daha sonraki ayet-i kerimelerde de ifade edileceği üzere insanlara önden, arkadan, sağdan, soldan olmak üzere dört yönden saldırır, üst ve alttan saldıramaz. Çünkü tesiri yoktur. Onun için de unuttu zaten buralarını saymayı. Onlara daha sonra geleceğiz. İşte Kabe-i Muazzama'da yapılan secdelerin hakikati karşılıklı duran kişilerden birinin kendisinde mevcut abdiyet mertebesi itibariyle karşısına düşen kişinin uluhiyetine secde hükmündedir. Kişiye değil. Aynı oluşum karşı taraf için de geçerlidir. O da kendinde bulunan abdiyetiyle diğerinde bulunan uluhiyetine ettiği secdedir ki böylece karşılıklı adalet sağlanmış, insan asaletine yaraşır iki mertebe tevazu ve azamet. Bakın, birlikte yaşanmış olmaktadır. Kabe-i Muazzama taştan yapılan bir bina olduğu halde içerisinde zati tecelli olduğundan secdegah olmuştur. İşte oraya yapılan secde Kabe-i Muazzama'nın taşlarına değil orada oluşan yoğun zati tecelliyedir. İşte ilahi tecelli dolayısıyla sert taşlar latifleşip secdeye müstahar oluyorlarken taştan çok yumuşak olan ve aslı hikmet olan toprak binada bulunan gönül ismi verilen o muazzam gönül kâbesine neden secde edilmesin ki? Zaten orası hadisi kutsi'de de belirtildiği gibi halakal Adem ala suretihi, yani Allah Adem'i kendi sureti üzere halketti. Yani bütün uluhiyet özellikleriyle halketti demektir. İşte bu yüzden Adem aleyhisselam gerçek secdegah ve halifedir. İlk secde emri de melekleredir. Ademiyet sahnesinde oluşan faaliyette Cenab-ı Hakk'ın ilk emri secdedir. Melekler uymuş, iblis uymamıştır. Bu oluşumu değerlendiren Adem, secdenin kendine yapılma sebebinin kendinde bulunan ilahi hakikatler olduğunu anladığından ve secdenin ilahi bir fiil olduğunu da anladığından
yeryüzüne indirildiğinde bir cuma sabahı idi ve ortalık karanlık idi. Cennette oluşan secde fiilini dünyada bu sefer kendisinin hakka yapması lazım geldiğini düşünerek yeryüzünde ilk fiil olarak secde yapmıştır. Hava aydınlanmaya, güneş çıkmaya başlayınca da bir secde daha yapmıştır. İşte bu yüzden sabah namazı Adem Aleyhisselam'ın hatırasında iki rekat namaz olarak farz olmuştur. Cenab-ı Hakk'ın meleklere ilk emri secde, ümmeti Muhammed'e ise ikra okudur. Yani zati tecelli olarak bildirdiğim bu hakikatleri oku, iyi değerlendir demektir. Biraz sesle okuyoruz ama bilmiyorum, şey anlaşılıyor. Secdenin hakikatinin ne olduğunu daha iyi anlayabiliyor muyuz? Dolayısıyla namaz kılmanın ne kadar mühim bir şey olduğunu ve yaptığımız secdelerin gerçek manada nerelere dayandığı, hangi hakikatleri belirttiği böylece ortaya çıkmış olmakta. İşte Adem Aleyhisselam yeryüzüne indiğinde yaptığı ilk fiil secde. Neden peki bunu yaptı da başka bir fiil yapmadı? İşte o secde hakikatinin cennette tasvir edilmesi, cennette tatbik edilmesi, melekler tarafından Adem'e secde ettirilmesi bir ilahi bir oyun, ilahi bir hakikat olduğunu anlaması idi. Eğer bundan daha mühim bir şey olsaydı, meleklere Adem'e o şekilde muamele etmesini isteyecekti Cenab-ı Hak. Diyecekti ki ona hizmet edin veya elinizi alıp kaldırın falan yere götürün gibi hürmet bağımında bazı yere isteyecekti. İşte bütün bunların üstünde secdenin ne kadar ehemmiyetli bir şey olduğu belirtilmesi için ilk emri Cenab-ı Hakk'ın meleklere Adem Aleyhisselam hakkında secde emri oldu. İşte bu secdenin çok mühim bir hadise olduğunu idrak eden ve kendini var edene karşı da şükran borcu olduğunu idrak eden Adem Aleyhisselam'ın ilk yaptığı şey secde oldu. Bir sabah karanlıkta inmişti. Biraz daha aydınlandıktan sonra şükür, o karanlıktan kurtulmanın şükrü aydınlanınca hoşuna gitti tabi, etrafı görünce açıldı. Karanlıkta şaşkındı. İkinci secdesini yaptı. Bu da işte Adem Aleyhisselam'ın bize armağanı oldu. Yani onun hatırasına binaen bu secdeyi yapmış olmaktayız. Sabah namazını kılmaktayız. İşte bu yüzden sabah namazı Adem Aleyhisselam'ın hatırasında iki rekat namaz olarak farz olmuş. Cenab-ı Hakk'ın meleklere ilk emri secde. Ümmet-i Muhammed'e ise ikra okudur. Yani zati tecelli olarak bildirdiğim bütün bu hakikatleri oku, iyi değerlendir demektir ve secdeni ona göre yap demektir. Bakın, secde emri Müslümanlara ne zaman geldi? Hicretten 16 ay kadar evvel geldi. Yani İslam'ın gelişinin 12. senelerinde Miraç'ta farz oldu secde emri. Bakın. İlk emir İslam'a oku. Yani ilim emri var Müslümanlara. İlk bakın okuma ilim emri var. Fiil emri değil. Yani. Ama Adem Aleyhisselam'ın daha henüz okuyacak bir şey olmadığından ona fiil emri verildi ilk defa. Secde emri verildi. Yani tefekkürle ilgili değil, bedenle ilgili emir verildi. Bunların hepsi dikkat isteyen, üzerinde durulmak isteyen hususlardır. Bu hususta Vahiy ve Cebrail isimli kitabımızda geniş bilgi vardır, oraya bakılabilir ikra hakkında. O zaman kısa bir tereddüt geçiren melekler hemen secde etmişler. İblis ise bu hakikatin farkında olmadığından kendi bireysel kıstas ölçüleriyle değerlendirme yoluna giderek onun secde edilebilecek bir varlık olmadığı kanaatine vararak secde etmemiştir. İblis de bir kuvvet olduğundan o da bir melektir. O yönüyle melektir. Ancak yapısı nurdan daha ağır olan nefes-i rahmaniyeden bütün alemlere yayılan buhar içindeki hardan yani ateştendir. Bu yüzden birimselliğe kendi bireysel yaşamına, aklına dönük değer yargıları daha ağır basmakta. Bu yolda bazı kıstası ölçüler yaparak. Evet, devam ediyoruz. O bölümü tekrar baştan alıyorum. O zaman kısa bir tereddüt geçiren melekler hemen secde etmişler. İblis ise bu hakikatlerin farkında olmadığından, yani secde hakikatinin farkında olmadığından
kendi bireysel kıstas ölçüleriyle değerlendirme yoluna giderek onun secde edilebilecek bir varlık olmadığı kanaatine vararak secde etmemiştir. İblis de bir kuvvet olduğundan o da bir melektir. O yönüyle. Ancak yapısı nurdan daha ağır olan nefes-i rahmaniyeden bütün alemlere yayılan buhar içindeki hardan yani ateştendir. Bu yüzden birimselliğe kendi bireysel yaşamına, aklına dönük değerler yargıları, dönük değer yargıları daha ağır basmakta, bu yolla bazı kıstas ve ölçüler yaparak fikir yürütebilmektedir. Meleklerin böyle bir özellikleri olmadıklarından, yani bireysel fikir yürütme özellikleri olmadıklarından, emri ilahiyeye itaatten dışarıya çıkamazlar. Çünkü bu itaatin başka bir türlüsünü işletecek mekanizmaları yoktur. Mevzu ile ilgisi olması dolayısıyla Hazreti Mevlana'nın Mesnevisinden küçük bir bölümü buraya aktarmayı uygun gördüm. Adem'in cismani sureti olan bu heykel, bu kalıp, bir örtü ve perdeden ibarettir. Bu suretle ilgili olan mana ki, yani Adem'in bu suretiyle ilgili olan mana ki, hakikati insaniyeden ibarettir. Ve bu hakikat ise suret-i ilahiyeden ibaret ve Allah ismi caminin de mahzarıdır. Mahzarıdır. Kabe-i Muazzama ismi zatın mazharı olması itibariyle nasıl ki bir cümle secdelerin kıblesi olmuş ise zat isminin mazharı olan bizim hakikatimiz dahi böylece secdelerin kıblesidir. Ve bu manaya işareten Ebul Hasan Harkani radıyallahu anh, bakın müthiş bir söz, eğer benim hakikatime arif olsaydınız bana secde ederdiniz buyurmuştur. Bu benlik bireysellik manasında söylenen bir söz değil, ilahi varlığı itibariyle söylenen, ilahiyet tarafı olarak söylenen bir sözdür. Kimdi? Ebul Hasan Harkani radıyallahu anh. Eğer benim hakikatime arif olsaydınız bana secde ederdiniz buyurmuştur. Füsus-ül Hikem Adem Faslı sayfa 163 kaynağı da burada. Tekrar ayet-i kerimeye dönerek yolumuza devam etmeye çalışalım. İblis ben ondan hayırlıyım, beni ateşten, onu ise çamurdan halkettin dedi. Bu verilen cevap ilahi varlığa karşı alemde üretilen ilk fikir, İtiraz, benlik ve bireyselliktir. Bundan evvel Cenab-ı Hakk'a karşı böyle bir söz, konuşma, cümle, herhangi bir karşıt bir şey olmadı. Olamadı, olmadı. İlk defa bakın Cenab-ı Hakk'a karşı itiraz bu mertebede oluştu, bu halle oluştu. Efal mertebesine doğru yaklaştıkça bireysel akıl ilahi aklı perdelemekte ve kıstasta bireysel akıl öne geçmektedir. Yani kişinin bireysel aklı kıstas yapmakta, bana göre şuna göre böyle, bu böyle olmaz. Yani ilahi ölçüde olan, olması lazım gelen bir şey, kişinin bireysel aklının öne geçmesiyle, ilahi aklı perdelemesiyle, bireysel aklı itibariyle, kanaatiyle olmaz der, inkar eder. İşte bunlara her birerlerimizin dikkat etmemiz gerekmekte. Herhangi bir şey hakkında veya hususta karar vermek için o hususu çok iyi araştırmamız gerekmekte. Araştırmadan benim kafam böyle çalışıyor deyip kestirip atmamak gerek. Çünkü yaptığımız kıstaslar, yani ölçüler, değerlendirmeler bireysel nefsimize göre oluşmakta. Nefsimiz hayal ve heva ile çalıştığından hayale dayanmakta neticede. İblis'te de oluşan hal bu idi. Kendi hayal ve vehmi ki alemde üretilen ilk birimsel hayal ve vehimdir. Yine iblisteki. Yani aslı olmayan şey. Ona dayalı kıstas yaparak ene hayrun, ben ondan hayırlıyım, minhü, ondan dedi. İşte bu ene benlikte hakkın karşısında ilk olarak varlık gösterme cüretidir.
ene hayrun minhu. Bak, ben ondan hayırlıyım dedi. Allah'ın karşısında bu benlikle, bu cüretle çıktı. Bu da ilk defa bütün alemlerde oluşan bir hadise. Zaten Adem Aleyhisselam'ın kıssası ilklerle doludur. Oradan başlar birçok hadise. İblis, Adem'in hilkatine kadar varlıklar içinde en gelişmiş olanı idi. Adem Aleyhisselam'ın zuhuru ise ondan kıyaslanamayacak kadar gelişmiş ve kemalliydi. Bunun farkında olmayan İblis, kendi asli kaynağının zahir görüntüsüne bakarak, yani ateş yandığı zaman üste doğru çıktığından, toprağın da altta kaldığından, bu fiziki görüntüyü mutlak görüntü zannettiğinden ben ondan üstünüm, yani hayırlıyım dedi. Halbuki ateş yandığı yeri, yandığı maddeyi bitirince söner ve arkasında harabe, hiçlik bırakır. Toprak ise böyle değildir. Hep vermeyi, vermeyi ve yine vermeyi önde tutar. Daha evvelce de belirttiğimiz gibi anasır yönünden dahi Adem 4'te 3 iblisten öndedir. Adem'in varlığından evvel iblisin yaptığı işler nefsine uygun geldiğinden kendisinden bir itiraz vaki olmamıştır. Meleklere hocalık yapıyorken hep nefsine uygun oluyordu. Ancak Adem'e secde emriyle meydana gelen emir karşısında içindeki gerçek kimliği ortaya çıkmış ve bu imtihanda muhalefetini ortaya koymuştur. Daha evvel iblise böyle bir emir verilmediğinden içindeki bu ateşlik benlik hüviyeti ortaya çıkmamış. Hep üstün yaşantı içerisinde olmuştu. Meleklere işte öğretmen olduğu sürece. Necm suresinin ilk ayetinde bahsedilen 53:1 ve necmi izâ heva, yıldıza doğmaya başladığı zaman andolsun ki, işte bu hadiseyle bu diye hadise ilgilidir. Bu ayette o hadise ilgilidir. Ve necmi izâ heva, kendi heva yıldızına göre ilk defa bireysel benlik üzere akıl yürüten varlık olmuştur. Ortada 3 mananın zuhuru, bir de ilahiyet vardır. Bunlar manayı ademiye, manayı melekiye, manayı iblisiyedir. Daha önce de belirtildiği gibi. Bu hususta da daha geniş bilgi terzih kitabımızda mevcuttur, oraya bakılabilir. Yani bu ayetin hakikati hakkında. Manayı Adem asıldır ve bütün sahne onun varlığına göre kurulmuştur. Manayı melikiyet ilahi kuvvetlerdir ki zati zuhur olan Adem'e tabi ve secde ehlidirler. Manayı iblisiye ise, iblisiyet manası ise hayal, vehim ve hevaya dayandığından yaptığı ölçüler de bu istikamette olmaktadır. Ve her şeyi tersinden görme ve göstermeye çalışmaktır. Bu da var olanı yok, yok olanı da vardır diye geçersiz bir mantıkla ispatlamaya çalışmaktır. Hayal ve vehmin en büyük insana zararı bu. Yok olan şeyi var, var olan şeyi de yok gösterme. Yani Allah'ın varlığını, bu alemdeki varlığını yok, yok olan hayali anlayışı da var göstermek. Böylece bütün alemde ve Adem'de mevcut hakkın varlığını yok ve inkar, aslında yok olan hayal, vehim ve heva üzere olan anlayışları gerçek anlayış ve bilgiler olarak göstermeye çalışmaktır. İşte gözlerimizin önüne ve idraklerimize sunulan bu secde sahnesi, manayı ademiyenin ne müthiş bir şahsel görüntü ve bilgilendirme ile hazırlandığı ve ibret verici bir olay olduğu aşikardır. Yani Adem, iblis, melekler arkadan, Havva'nın iştirakiyle. İnsanlık seyrinin ilk mühim yaşamlarından olan bu sahnelendirme olayı, kıyamete kadar gelecek bütün insan fertlerinin üstünde yaşanmakta ve yaşanacaktır. Ancak mühim olan bu yaşamı idrak edip tatbik edebilmektir. O mahalde Ademliğin batınen de zuhura çıktığının ifadesidir ki, böylece zahir batın hakikati Ademiye zuhura çıkmış olmaktadır. Bu hakikatleri idrak edemeyen veya edememiş olan Ademler
Ademliğin sadece hayal ve vehim yönüyle suretini yaşarlar. Ama bunun hakikatini idrak edenler ise kendilerini tanıyarak, Rablarını tanıyarak ademliğin zahir ve batın iki yönlü hakikatleriyle yaşamış olurlar. Ki bunlar işte gerçek Adem ve oradan da gerçek Muhammed'i dünya ve ahiret mesut kimselerdir. Bu mana batından zuhura çıkmaz ise o mahalde yaşanan ademlik sadece zahiren fiziki ve mahalden oluşur. Adem-i mana batinen de zuhura çıktıktan sonradır ki ancak mana-i ilahiyenin seyri seyri ilallah olarak devam eder. Yani Allah'a doğru seyir olarak devam eder. Bu gerçek seyir başlatılmazsa kişinin seyri ibadet ehli olsa dahi seyri gidişi ila cennettir. İla Allah değil, ila cennet, cennete doğrudur. Yani cennet ehli olmak başka, Allah ehli olmak başka şeydir. Bütün bunlardan zahir batın habersiz olarak gafletle ehli nar olarak yaşamak da başka şeydir. Bakın nar ehli, cennet ehli, Allah ehli insanlar üç ana bölümdeler. İşte bu hakikatlerin tahsili için bu dünya arzına indirildik. Yani indirildik, hayattayken bu fırsatı heba etmemek herhalde en akıllıca bir iş olacaktır. Yoksa iblis hayal ve vehim ile bu dünyanın methini yaparak oraya bağlı kılıp hiç ölmeyecekmiş gibi bir anlayış oluşturarak kişinin hayatını hevası ile heba ettirir. Ki zaten bu onun şanından, şe'nindendir. Ben ondan hayırlıyım, beni ateşten, onu topraktan hak ettim. Yanlış kıstası ile bu değerlendirmeyi yapabilen iblis, bu anlayışı ile Adem'e secde etmeme anlayışının içinde hakka karşı gelme fiili vardır. İşte bu hadiseden sonra kale, Cenab-ı Hak dedi ki fehbit minhe, in oradan, bulunduğun cennetten dedi. Yani hakikati ilahiyede mevcut esmai bir kuvvet, yani bir melek iken hadiseler karşısında tabi olması gereken melekiyet kuvveti tamamen zıttı olan inkar ve isyan ile karşı koyma kuvvetine dönüştüğünden itaat melek kuvvetlerinin dışına ve esma-i ilahiye cenneti olan ilahi hakikatlerin bünyesinden ayrılarak in oradan hükmü kendisine ulaşmıştır. İn oradan denmesini biz kolayca cennetten aşağı in gibi anlamaktayız. Orası da olmakla birlikte. Ama evvela melekiyet vasfını kaybettiğinden meleklerin içinden çık manasına, ayrıca hakikat ilahiyi yanlış anladığından hakkın dışına çık, mürtet olma, harp edilmiş olunma hali kendisinde yaşanmaktır. Esma-i ilahiye cenneti olan ilahi hakikatlerin bünyesinden ayrılarak in oradan hükmü kendisine ulaşmıştır. Fehbit kelimesi burada her ne kadar inme manasında kullanılmış ise de, bakın burası da mühim, lügat manası itibariyle iptal etmedir. Bu da yapılan işi batıl saymadır. İşte iblisin kendi seyriyle hakkın karşısında benliğinden fikir üretimine kalkışması, onun esma-i ilahiye bünyesinden çıkıp bireyselliğine düşmesine sebep olduğundan ilahiyat tarafı iptal edilip sadece kendine ait bireysel benliği kaldığından esma-i ilahiye arasından çıkartılıp tard edilmişlik hükmüne dönüşmüştür. Böylece hayal, vehim ve hevanın ilk kaynağı olmuştur. Yani fehbit, iptal manasına. Bütün bu mükevvenatın, alemlerin zahiri dışı halk, batını içi haktır. Kim ki zahirine, dışına, hakikatine bakarak karar verdi, faaliyet gösterdiyse, böylece batını inkar edip, kendiyetine yani zahirine göre hüküm yürüttüğünden o da uzaklaştırılmış, tard edilmişlerden olmaktadır.
Bakın isterse bu insan suretinde olsun. Bir varlığın zahirini kabul edip batınını kabul etmemek iblislikten başka bir şey değilmiş. İşte buna da ihbitu ne diyor? Kehbit, in bulunduğun yerden. Yani Rahmanilerden, Rahmanilerin yanından in, nefsilerin yanına dön, git demek. İblisin batını mudil ismidir. Mudil ise delalete düşüren, doğru yoldan çıkarıp eğri yola saptıran manasındadır. Mudil ismi, mudil ismi ilahiyesinin zahiri, doğuş yeri, ana maddesi hevadan meydana gelen oksijen ile ateştir. Bakın burada geldi işte. Mudil ismi ilahiyesinin zahiri, doğuş yeri, ana maddesi hevadan, havadan yani meydana gelen oksijen ile ateştir ki ateş kontrollü kullanılırsa fayda, kontrolsüz kullanılırsa zarar verir. Meleklerle birlikte secde emrini alan iblisin bu emir karşısında ateşliği itidalinden çok fazla arttığından, bakın, insanda olan tansiyon yükselmesi gibi onun benlik tansiyonunu arttırdığından yanlış kıyas yaparak ateşinin artmasıyla kendi unsurunu, ateşini yani daha fazla görerek ben ondan üstünüm dedi. Kendisinde ateşlik arttığından, o ateşi çok gördüğünden ben ondan üstünüm dedi. Buna karşılık da in orada hitabına maruz kalmış oldu. فَمَا يَكُنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ ف۪يهَا Çünkü orada senin için böbürlenmek salahiyeti yoktur. Evvelki ayette مَا مَنَاكَ Yani seni ne men etti secde etmekten diye alemde ilk defa sen hükmü ortaya çıkmış olmaktaydı. Ayrıca böyle bak. Daha evvel böyle sen ben hükmü yok iken şeye karşı, iblise karşı مَا مَنَاكَ Yani oradaki kef seni ne men etti diye senlik ortaya çıktı. Yani ente ortaya çıktı. Daha evvel yoktu. Burada da ifade edilmektedir. Leke, yani senin için ve benzeri bu ayet-i kerimelerin içerisinde 6 defa açık olarak sen ifadeleri geçmektedir. Böylece bireysel manada ben ve sen, ene ve entenin manadan maddeye kuvveden fiile ilk çıkmaya başlamasıdır bu hadiseler. Bundan evvel böyle bir sorun, hadise yoktu, ben, sen, şu, bu falan gibi. İşte bu sahnede senlik ve benlik, hüve, o-luk ortaya çıktı. Burada ben ve sen diye ifade edilen aynı varlıktır. Hayal ve vehim, kendi hayal ve vehminde var ettiği ve gerçek zannettiği, nefsi benliğine tabi olarak onu mutlak var zannederek ene, ben dedi. Ve bu benliğin en hayırlı benlik olduğunu zan ederek de savundu. Bunun üzerine Cenab-ı Hak onun ben iddiası karşısında bu varlığı geçici olarak hayalen var kabul ederek ona ente ve ke sen hitap ederek hayali ve vehmi bir suret vermiş olmakla ona sen dedi. Yoksa onu mutlak bir varlık olarak kabul etmesi itibariyle değil. Zaten o kendini hayal ve vehimde var zannettiğinden Cenab-ı Hak ona hayal ve vehim olarak sen dedi. Yani mutlak varlık olarak sen demedi. O hangi mertebeden düşünmüşse o mertebeden ona sen dedi. Hani ben dediye, o ben dediği mertebeden de ona sen dedi. Böylece hayalde ben ve sen ortaya çıkmış oldu. Böylece kendi tarafından içinden ene, yani ben, hak tarafından da dışından ente ve ke, yani sen hitabıyla ente de sen demek, ke de sen demek. Yani kelimenin sonunda gelen kef, sen muhatap manasını, ente zaten sen demek açık olarak. İkisi de geçtiği için bu kelimelerin ente ve ke, yani sen hitabıyla hayal ve vehim yoluyla isimlendirilmiş oldu. Arap alfabesinin harflerinin başında olan elif, hakikati ilahiye, ene, gerçek ilahi benliği, üçüncü harf olan te ise ente yani sen yani zuhuru ifade etmekte, elif ile te'nin arasında olan b ise bunların arasındaki bağlantıyı oluşturmaktadır. Besmele'deki b, Bismillahirrahmanirrahim, b, İsa
bitiştirmek demek. İki varlığı birbirleriyle uzlaştırmak demek. Eğer elif ile t'nin arasında, yani ilahi inniyet ile ente'nin arasında b olmamış olsaydı, ne ente ortaya çıkardı, yani sen, ben ortaya çıkardık, hiçbir şekilde bu zuhurlar olmazdı. İşte o ilk harf elif, ikinci harf b, üçüncü harf t, elif, eneiyet, inniyet, Allah'ın enesi, inniyeti, b ise oraya akan o inniyetin T'ye aktarılması için geçit, köprü, bağlantı için ara, mahal oldu. İşte onun için Besmele'nin de başında o var. Akşam kime birisine soru sormuştuk ama alfabenin ilk harfi Kur'an-ı Kerim hangi harfle başlıyor diye zahideydik abi. Düşünüyordur herhalde, bırakalım düşünsün. Yani genelde sorarım, Kur'an-ı Kerim neyle başlıyor? Hangi harfle başlıyor? Söylemeyin şimdi, düşünün de ona göre cevap verin, yoksa yanlış olabilir. Şu harfle başlıyor ise niçin, bu harfle başlıyorsa niçin, neden gibilerdi. Hadi bakalım, bu akşam düşünelim ya, görüşürüz. Sağ olun, çok teşekkür. İşte zahir ve batın arasındaki bağ, her mertebenin hakikati gereği oluşturulmaktadır. Bir de ene hayrun minhu, ben ondan hayırlıyım, minhu, ondan manasının içerisinde hu, yani o vardır bu hadisede. Minhu demek hu, min ben, hu da hu, ondan ben hayırlıyım. Bakın, ene ente ve hu ortaya çıkmakta işte. O vardır ki böylece ben, sen, o üçlüsü bu sahnede ilk defa ortaya çıkmış olmaktadır. Ondan kasıt anlaşılacağı üzere Adem'dir. İblis Adem'in toprak maddesine bakarak o dedi. Aslında Ademlikteki o, yani hu, hüviyeti mutlakanın zahiren Adem suretiyle mahluk görünümündeki tecellisinden başka bir şey değildir. Hu hüviyeti mutlaka. Hu farkında olmadan Adem'in hüviyetini söylüyor. Hu, o demek suretiyle. Ama o, bu o, bu o kelimesini karşıda maddi varlık olarak o diyor. Halbuki o hu'dur ve hüviyeti aslıdır Adem'in. Hani halak ala Adem ala suretihideki Allah'ın hüviyetidir orada bahsettiği. Bu hakikati idrak edemeyen iblis sadece Adem'in toprağını görerek ben ondan hayırlıyım zannıyla secde etmekten kaçındı. Bu bapta söylenecek söz çoktur. Misal olması bakımından bu kadarla yetinip yolumuza devam etmeye çalışalım. Çünkü orada senin için böbürlenmek selahiyeti yoktur. Ayet devam ediyor. Buradan da anlaşılacağı üzere ilk defa Hakk'ın huzurunda kibirlenme bu hadiseyle ortaya çıkmış olmaktadır. O halde artık çık, şüphe yok ki sen alçaklardan, küçüklerdensin. Fahruç inneke minessagirin, çık, artık çık, şüphe yok ki sen alçaklardan, küçüklerdensin. Yukarıdaki ayetlerde bulunduğu yerden fehbit, in ifadesi kullanıldığı halde burada fahruç deniyor. Bakın çık deniyor. Yukarıdaki ayetlerde aynı hadiseden in diye bahsedildi, burada çık diye bahsediliyor. Niye? Bu ifade kullanılmıştır. Adem'in hilkatinden evvel iblisin meleklerin içinde belirli bir yeri vardı ve Hakk'ın belirli ve daha geniş esma ilahiyesini zuhura çıkıyor iken Adem'in hilkatiyle yapmış olduğu secde etmeme davranışı neticesinde gururlanarak kendi kendini büyük gördüğünden bu haliyle genelde küçülmüş ve sagirin, küçüklerden olmuş, ayrıca kendinde daha evvelce bulunan Esma-i İlahiye'nin bazıları da zıtlarıyla değişik daha başka bir şekilde açığa çıkmaya başlamış oldu. Bir bakıma Adem'in hilkati iblise de rahmet olmuştur. Kendisinde bulunan gerçek kimliği böylece ortaya çıkmış, fehbit in ifadesiyle meleklerin arasından indirildi. Fehru çık ifadesiyle de cennetten çıkarılmış oldu. Bunun üzerine kale enzirni ila yevmi yuvasun 14, yani dedi ki bana dirilecekleri güne kadar mühlet var. Bu talep çok düşünceyi de beraberinde getirmektedir. Bu talep birçok düşünceyi de beraberinde getirmektedir. Demek ki iblis
insanı ve geçirici evrelerini biliyor idi. Bakın insanlık daha yeryüzüne inmemiş. Adem Aleyhisselam cennette. Bu cennette olan hadiselerde şey diyor ki, İblis diyor ki bana girilecekleri güne kadar mühlet ver. İnsanlar yeryüzünde yaşayacaklar, çoğalacaklar, seneler seneler geçecek, öldürülecekler ve tekrar dirilecekler. Yani hayat seyrini ve mahşeri basubadel mevti biliyor demek. Yani programdan haberi var. Neden? Hani meleklerin hocasıydı ya, belirli bilgileri vardı. Demek ki Cenab-ı Hak ona bu programı bildirmiş. Ki daha dünyaya gelmemiş, yaşamamış, ölmemiş, bir şey olmamış varlıkların uzun süreler sonra geçireceği evreyi söylüyor. Bakın. Dedi ki bana dirilecekleri güne kadar mühlet ver. Yani kıyametten sonra beni dirilt. Yani o güne kadar mühlet ver diyor. Bu talep birçok düşünceyi de beraberinde getirmekte. Demek ki İblis insanı ve geçireceği evreleri biliyor idi. Daha henüz ilk defa sahneye çıkan bir varlığın akıbetinin bilinmesi için ya onun hayat seyrinin ilmi yönden bir kaynaktan okunarak bilinmesi veya daha evvelden sahnelenilen o oyunun seyredilerek bilinmesi lazım gelmektedir. İşte onun ikisini de biliyorum. Daha evvel yaşadığı başka insanların seyri vardı ya, yaşadılar, öldüler, dirildiler gibi. Veya bir kitaptan okumuş olması lazım geliyordu. Yani Ümmül Kitap'tan veya Levh-i Mahfuz'dan. Ademliğin hayatından sadece melekler de bu hususta fikir yürütmüşlerdi. Fakat Ademliğin hayatından sadece bozgunculuk ve kan dövüşlük bölümünü söylemişler. Daha fazla konuşmadan acziyetlerini ifade ederek neticede secde ederek sahneden çekilmişlerdir. İblis ile olan konuşmalar ise devam ederek sürdürülmektedir. Enzir nazaret kale enzir ni ilahe mübasin. Enzir bana nazar et, bak manasınadır. Gerçi tefsirlerde genel olarak mühlet ver hükmünde geçer bu. Yani bana mühlet ver, enzir demesi. Ama enzirin aslında nazar et manasına, gör, bak manasına. Mühlet ver ile bana bak arasında epey fark vardır. Bir kimseye istediği mühlet verilir ve kendi haline bırakılır. Mühlet sonunda anlaşmaya göre hareket edilir. Fakat bana bak hükmünün ifadesi ise mühlet sonuna kadar beni kontrol et hükmü vardır. Ne zamana kadar? Dirilecekleri güne kadar bana mühlet ver. Yani beni gözetle, nazar et diyerek insanların yeniden dirilecekleri mahşer gününe kadar süre isteyerek güya bu talebiyle gizlice ölümsüzlüğü istemiştir. Uyanık. Bu talebinden de iblisin ademoğullarının dünyada çoğalıp epey bir zaman yaşadıktan sonra ölüp tekrar dirileceklerini, mahşer ve hesap kitap gününün geleceğini biliyordu ki yeniden dirilecekleri güne kadar izin yani ölümsüzlük istedi. Burada dahi gizli hilesi vardı. Bunun üzerine cevaben Cenab-ı Hak bu isteğini reddederek kale inneke le minel muzarin. Sen muhakkak mühlet verilmişlerdensin. Ancak bu mühlet onun istediği şekilde değil de Hicr suresi 15-38 saat 38-81 ayetlerinde ifade edildiği gibi ila yevmil vaktil ma'lum. Bak, maaş günü ne kadar müddet istiyor? Cenab-ı Hak ise bu kadar müddet değil. Maaş günü ne kadar? Yani malum vakte kadar, yani kıyamet vaktine kadar sana mühlet verdim diyor. Neden? Bakın. 38 yani bilinen bir vakte kadar, yani bazı yeniden dirilme gününe kadar değil, kıyamet gününe kadar mühlet verilmiştir. Yani ölüm gününe, dirilme gününe değil, ölüm gününe kadar mühlet verilmiştir. Baba uyanık, dirilme gününe kadar ölmesin istiyor. Ama Cenab-ı Hak hayır diyor sana, belirli güne kadar. Hep diri kalsın istiyor, ölmemesini istiyor.
Böylece insanların yeryüzünde yaşamlarının sonuna kadar o da onlarla beraber yeryüzünde yaşayacak ve kıyametle birlikte orada ölecektir. Burada da ondan kasıt o ve onun neslidir, Adem'den kasıt Adem ve onun nesli olduğu gibi. Yani tek bir iblis kıyamete kadar yaşayacak demek değildir. Nasıl ki tek bir Adem'in kıyamete kadar yaşaması mümkün olmadığı gibi. Gerçekten de bu ifadelerden anlaşıldığı üzere iblisin Adem ve nesli hakkında oldukça geniş bilgi sahibi olduğu anlaşılmaktadır. Anlatılan bu sahneler her bir Adem neslinin bilse de bilmese de başından geçmektedir. Bilerek geçerse tedbirini alır, uyanık davranır, ezeli mücadeleyi kazanır. Bilmeden geçerse gaflette kalarak mücadeleyi kaybetmiş olur. Cenab-ı Hak ona mühlet verdiğini beyan ettikten sonra kale febima agveyteni. Bakın burada iblisin öyle müthiş bir sözü var ki, yani iblisin müthişliği değil, ayetin, ki ayetin anlattığı dehşetli bir ifade var. Böylece iblis diyor ki kale febima agveyteni, böylece aslında sen beni azdırdın. Diyor. Bak Cenab-ı Hakk'ın karşısına geçerek sen beni azdırdın diyor. Nasıl bir cüret, nasıl bir söz bu? Hayret bir şey tabi, müthiş bir hadise ya. Diye cevap verir. Bu cevap ise gerçekten çok cüretkar ve iblisin gerçek varoluş kimliği ve bu kimliği bireyselliğe dönüştürdüğünde içine düştüğü nefsi benliğinin gerçekten hakkın karşısında böylece nasıl bir küstahlığa dönüştüğünü gururla açık olarak ifade etmektedir. Ya meydan okumak. Yani. Şimdi bu sözünü ve arkasında bulunan gerçekleri anlamaya çalışalım. Bu konuşmasından iblisin kader sırrına da kısmen aşina olduğu anlaşılmaktadır. Cenab-ı Hak ezelde ilmi ilahisinde bütün bu alem ve içindeki varlıkların ayağını sabitelerini, yani asli açık programlarını yaptı ve her varlık kendi programı içerisinde dünyadaki seyrini sürdürmeye başladı. Ayağını sabiteler belirli isimlerin terkipleri birleşmelerinden meydana gelmiştir ve çok özeldir. Hiçbiri birbirine benzemezler. Zatın varlığında ilmi ezelisinde mevcut olduklarından mahluk hükmünde de değildirler. Hani Boyutin Arabi'de öz eder, ayağını sabit eder, mahluk değildir. Yani halk edilmiş değildir. Allah'ın varlığında Allah ile vardırlar. Her birerlerimizin ve alemin programları. Hatta derler ki ayağını sabit eder, varlık kokusu almamıştır. Yani efal-i ilahiye olarak zuhur etmediğinden daha henüz ilmi ilahi olarak tasavvurda olduklarından, ilmi açıklıklar olduğundan, ilmi programlar olduğundan dünya kokusunu tatmamışlardır. Hani bir gün Yunus Emre'nin şeyhi Tapduk Emre'ye, Yunus Emre gelmiş işte bir şeyler konuşuyorlar, ya Yunus daha dünya kokuyorsun diyor. Nefsaniyetinden daha henüz o devrelerde temizlenmedikten daha dünya kokusu geliyor senden diyor. İşte ayağın sabitler hakkın varlığında olduğundan dünya kokusu, varlık kokusu duymamışlar daha, almamışlar. Neden? Çünkü orada koku da yok zaten ki neyine alsın. Zatın varlığında ilm ezelisinde mevcut olduklarından mahluk hükmünde de değildirler. İblisin asli isimleri Aziz, Cebbar, Mütekebbir ve Mudi ağırlıklıdır. Genelde varlıklar ayağın sabitler istikametinde hareket etmektedirler. Buna da emri iradi denmektedir. Bu kelimeyi yazabiliriz çünkü bunlar birer ölçüdür, kıstastır. Emri iradi, yani hakkın iradesi olan amir hüküm manasına, yani varlıkların üstünde. İki varlık insan ve cinlerin üzerinde, bir de emri teklifi vardır ki o da zahiren bildirilen şeriattır. İşte bu iki emir yönüyle bu varlıklar emir olunurlar ve bunları doğru olarak uygulamakla da mükelleftirler. Yani diğer varlıklar sadece emri iradi üzere, yani programları üzere hareket ederler. İblis ve insanlar emri teklifi yönüyle de idare edilirler. Bu ne demek? Peygamberlerin getirmiş olduğu
kitaplar ve peygamberlerin sünnetleri, kendisine bildiren vahiy hakikatler, şeriat mertebesi emri teklifidir. Yani teklif edilen iş, şöyle yap, böyle yap, böyle yap. Bu iki varlıkta var, kısmen cinlerde, en yoğun olarak da insanlarda. Yani insan iki hukuk ile hareket etmekte. Biri emri iradi, program, ayan sabite programı, işte bu kazayı mutlak, kazayı mübrem, kazayı muallak dedikleri işte bu burası zaten. Diğeri de peygamberleri vasıtasıyla kendilerine teklif edilen işlerdir, emirlerdir. İki varlık, tekrar okuyorum. İnsan ve cinlerin üzerinde bir de emri teklifi vardır ki o da zahiren bildirilen şeriattır. İşte bu iki emir yönüyle bu varlıklar emir olunurlar ve bunları doğru olarak uygulamakla da mükelleftirler. İşte iblisin agveyteni, sen beni azdırdın derken ayağını sabitesi üzere olan isimlerinin istikametinde hareket ettiğini söylemeye çalışmış, ancak iki şeyi örtbas etmek istemiştir. Birisi ayağını sabitelerin meçhul olmadığı, yani sonradan var edilmiş olmadığıdır. O halde emir kendinden kendinedir. Yani Allah ona bunu böyle yazacaksın dememiştir. Burası hassas bir konu, anlaşılması biraz zor bir konu. İnşallah zamanla anlarız. Yani hak ona bir şey yaptırmamış, o kendi reyiyle hareket etmiştir. Agveyteni, sen beni azdırdın sözü tutarsız ve isyandır. Şimdi şunu demek istiyorum, azıcık biraz söyleyelim de. Her birerlerimizin ayan sabiteleri mahluk olmadığı için her birerlerimiz aslında müstakil birer programız. Ve bu program bize ait bir program. Her ne kadar Cenab-ı Hak bu programı yapmış ise de ama zatın varlığında zatla birlikte olduğundan mahluk değildir. Yani kendine has, çok özel bir programdır ve mesulü de kendidir. Ayrıca işte o yönden bakıldığında birisi, yani yanlış iki şeyi örtbas etmek istemiştir. Birisi ayan sabitelerin mecul olmadığı, yani ceal olmadığı, buna yaratma diye tabir ediliyor, yaratılmadığı için, yani sonradan var edilmiş olmadığıdır. O halde emir kendinden kendinedir. Allah'tan iblise değil, iblisin programı yönüyle programından kendinedir buradaki oluş. Yani hak ona bir şey yaptırmamış, o kendi reyiyle hareket etmiştir. Akbeytini, sen beni azdırdın sözü tutarsız ve isyandır. Diğer ise çok açık olarak emri teklifiye de karşı çıkmış. Bakın, emri teklifi secde et ona diyor. Secde et emrine karşı gelmiştir ki her iki yönden de hayal ve vehim ile hareket ederek değerlendirmesi hiçbir asla dayanmadığından geçerli olmamıştır. İblis sözüne devam ederek لَاَقُوْتَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ elbette onları azdırmak için senin doğru yolunu, yani şeriatının üzerine oturacağım. Bak neler çıkıyor, neler geliyor, aman ya. Bak bunlar bizim yaşantımız. Yani yollarına muhkim oturan olacağım, oradan, onlardan ayrılmayacağım, hayal ve vehim üzere yönlendireceğim. Ve devam ederek sümme laatiyennehum min beyni eydihim ve min halfihim ve min eymanihim ve an şemailihim ve la tecidu ekseruhum şakirin. Mealen sonra muhakkak ki onların önlerinden, arkalarından, sağ taraflarından ve sol taraflarından geleceğin ve onların ekserisini şükür ediciler bulamayacaksın diye de ihtarda bulunmakta. Yani dört yönden de onlara saldıracağım. Ancak unuttuğu iki yön daha vardı ki daha önce de kısaca değinmiştik. Onlar da üst ve alttır. Çünkü alemde dört cihet değil, altı cihet var. Dört yön değil, altı yön var. İşte Cenab-ı Hak bu iki yönden saldırmayı, anlatmayı unuttu. Önden, arkadan, sağdan, soldan saldıracağım dedi. İnsanların sağ ve sollarında
kiramen katibin ikram edilen şerefli melekler, arkalarında hafaza, muhafaza, koruyucu melekler vardır. Kişi hakkın emrine uyarak hayatını o istikamette sürdürürse, melekler ona batinen yardımcı olur. Hani iblis önden, arkadan, sağdan, soldan geleceğim dedi. Sağda ve solda kiramen katibin melekleri vardır. Onlara karşı, yani onun sağ sol gelişine karşı, önde ve arkada hafaza koruyucu melekler vardır. Onun önden ve arkadan gelişine karşı koruyucu olurlar. Kişi hakkın emrine uyarak hayatını o istikamette sürdürürse, bu melekler ona batinen yardımcı olur. Onu bu dört istikametten gelebilecek vehmi ve hayali iblisin oluşturduğu kurgulardan korur. İnsana gelen ilahi zati rahmet ise iblisin unuttuğu üst ve alttan, yani semadan ve arzdandır. Semadan gelen afaki, arzdan gelen ise enfüsi rızıklar, bilgilerdir. Cenab-ı Hak bu hakikati Maide suresi 5-66 ayetinde açık olarak bildirmiştir. لَاَكُولُ مِنْ فَوْكِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ Elbette hem üstlerinden ve hem de ayakları altından yiyeceklerdir. Bakın, rızık gelecektir üstten ve alttan. Burasını unuttu işte. İblisin, bakın şimdi, geldiği, yaptığı bozgunculuk geldiği yönlerden nasıl olmakta? İblisin önden gelerek bozgunculuk yapması, görsel olmakta, görüntü ile meşgul etmekte, hayal ve vehme yönlendirerek hayali ve vehmi görüntülerin peşinde koşturmasıdır ki kişi bunu hiçbir zaman ulaşamaz. Kişi buna hiçbir zaman ulaşamaz. Yani peşinde koştuklarına hayal ve vehim olarak hiçbir zaman ulaşamaz, ama koşmaktan da kendini geri alamaz. İşte önden gelmesi bu. Bu gerek madde bakımından, maddenin peşinden koşmakla, gerekle kendisine gelen bilhassa tarikat merdivesinin en tehlikeli yeri işte bu. Hayali görüntüler. Evliya gördüm, pir gördüm, ışıklar gördüm, şunu gördüm, bunu gördüm. Bunların hepsi bu hükmün içerisinde. Hepsini sözü geriye alalım. Büyük bir kısmı. Ama hangisinin olduğunu, hangisinin rahmani, hangisinin vehmi olduğunu anlamak çok zor olur. Ehli anlar ancak. Ama genelde bunlara itibar edilmemesidir. Daha sağlam bir yere, yola basabilmesi için kişinin. Bakın, anlaşılabiliyor musun? Tarikat ehlinin en tehlikeli hali burasıdır. İblisin önden görsel olarak gelmesi. Ya, görüntülerle gelmesi. Ya, pir-i fani gibi. İşte ayağın sırtında cübbesi, sakalı falan, beyaz aksakallı gibi. Birçok nurlar, şunlar bunlar. Görüntüyle gelmesi aldatmaların en büyüklerinden. Önden bu şekilde bozmakta insanlar. Dedi, önlerinden gelecek. Arkadan gelmesi, arkadan gelerek bozgunculuk yapması, zan ve şüpheye düşürerek, vesveseye zemin hazırlayarak kişiyi huzursuz hale getirmesidir. Gece kalkar yürür koridorda, pıtır pıtır, ay arkamdan birisi mi geliyor, ay şu mu oluyor, ay bu mu oluyor diye hiç yok olan bir şeyi var gibi gösterip kendisini huzursuz etmesi. Sağdan gelerek bozgunculuk yapması, surette dıştan, haktan gözükerek kişinin yapmış olduğu ibadet ve fiillerini kendine güzel göstererek, gururlanmasını temin ederek ibadetlerinin kabulünün şüpheye düşürmesine sebep olmasıdır. Ooo, okşuyor, sen ne güzelsin. Ne namaz kıldın da maşallah bir zikir yaptın içinden. Ya çok güzel zikir yaptım ben ama. O da diyor ki, ne zikir yaptın maşallah sen. İbadetlerini